Bulut. Bulut ve Zeyna Hanım. Soldaki Bulut. Sağdaki Zeyna. Bulut 16 aylık, 16 ay üzerine. Kızına geliyor yine. Yani bana mesaj atıp durmayın. Yok köpeğim var çiftleştirdim. Yok filancının köpeği var çiftleştirdim. Yapmayacağım artık diyorum. Sıkıldım. Ha, Bulut çok güzel diyorsunuz. Güzel köpek, evet. Yavru bakım da iyi. Verdiği yavrular da aynı. Köpeğine çok güveniyorsan alırsın Bulut'u. Çiftleştiririz. Yapmayacağım çünkü daha bu iş. Ha dersin 2000 lira çok. 1300'e veririm Zeyna'yı. Ha bana kalırsa 14 ay 8 ay daha beklersin yani, bir daha yaza kadar çiftleşme çiftleştirme bir daha yaz 10 numara yavrular ver. Çünkü 2 yaşından önce çiftleştirirsen büyümesi durur. Öyle kalır yani, çiftleştirdiğin gibi kalır. Şimdi internetlerde görüyorsunuz. Adam yazmış oraya. 1 yaşında, 6 aylık, 6,5 aylık köpek diyor. Dev gibi görünüyor. 1 Uşak. İşte çok yalan söylüyorlar. 2 yaşında, 2,5 yaşındaki hayvanı 10 aylık diyen var. 1 yaşında diyen var. Yani bana yutturamazlar. En basit dişlerinden anlaşılır. Süt dişlerini 5-5,5 ayken değiştirilir. Ha, 5 aylık mı diyor. Gidersin bakarsın dişlerine. Dişleri söyler sana. Kaç aylık? Ya da kanıtlar. Atıyorum günü gününe çekmiştir resmini. Resmin tarihleri, saatleri yazar zaten. Ya ben telefonu da saklamıyorum. Genelde çektiğimi internete atıyorum. Instagram'a atıyorum. Facebook'a atıyorum. YouTube'a atıyorum. Yalanım dolanım yok. Zaten kimseye de bir şey ispatlamam gerekmiyor. Beni bilen biliyor. 7 senede Pascal renkliydi. Nasıl ilgilendim, nasıl büyüttüğümü biliyor. Artık bu yavruları nasıl büyüttüğümü biliyorlar. Bilgim yeterince var zaten. Artık öyle Pascal 7 senelikti. Öldü diye de bir şey yok. Bundan önce de köpeklerimiz vardı. Kurdumuz vardı. Sonra babası Kangal, annesi Alman kurdu köpeğimiz vardı. Kaliteli bir köpek. Hayır. Hay Bulut. Bulut Hanım. Kangalı bilen bilir. Yazın sıcaktan dolayı pek yemez. Biri şu anda kızana geliyor yine. Bilen bilir zaten. Cinsel organından belli oluyor zaten. Normalde belli olmaz bu kadar. Normal zamanda belli olmaz. Çiftleşme dönem yaklaştığı zaman böyle belirginleşir, büyükleşir.
Zeynep aynı. Zeynep benim şahsım adına çiftleştirecek olsam tabii daha var. Daha yaza kadar. 2 yaşını dolana kadar çiftleşmez. Ya Bulut'u ben aldığım zaman da çocuk 15-16 aylık diyordu ama benim tahminime göre daha da vardı yani. Şu üst dudaktaki burnun altındaki beyazlıklar falan bunlar yaşını gösterir. Abi şu anda kaç yaşında dersin? 2,5 üstü. 3'e doğru gidiyor bu. Çünkü doğumdan sonra nasılsa aynı öyle. Yani hiç gelişme falan hiçbir şey olmadı. Aynı nasıl bir fizikle çiftleşmişse şu anda da aynı öyle. Yani şu anda biraz zayıf. Bir, devamlı sporunu yaptırıyorum zaten. Yatan bir hayvan değil. İki, havalar sıcak. Üç, kızan başlangıcı olduğu için yemekten kesiliyor. Zeyna 6 tırnak. Bu tırnak önemli bir şey değil zaten. Dib izinde zaten kemik yok. Güzel, kurtar kendini Zeyna. Ben kurtarayım hadi. Hadi. O tırnak olayını zaten hala da bakıyorum. İnternette ezanlar var. Çift tırnak, tek tırnak. Ufak bir araştırdım bunu ama bir şey değil yani. Ha ne oluyor? Gördüğüm, sadece bilgim, gördüğüm bu tırnakta olanlar birazcık daha kavgacı ve sert oluyor. Zeyna! Zeyna! Avantajı var mı? Dağlık kesimlerdeki insanlar için sıkıntı olabiliyor. Tırnak kayaya falan vuruyor. Parçalanıyor, kopuyor. Bir şeye takılıyor, kopuyor. Hayvanın canı acıyor. Yavruyken onu genelde atın kuyruğundaki bir ip parçasıyla bağlıyorlar. Kesiliyor, düşüyor. Yine çok konuştum. Karadeniz. Burası Aşıklar Deresi. Bayramdan önce kurban, bayramdan önce bir sel olmuştu. Onun deresi işte. Şurayı kopardı, şu ileride yolun altına aldı. Böyle yukarı doğru gidiyor. Yukarısında Aran Şelalesi var. Çay bahçelerine kadar çıktı. Evet, bu kadar. Bu akşamlık da bu kadar. Görüşmek üzere. Beğenin, abone olun. Satışı yok bari. Masraflarına destek olursunuz. Allah'a emanet.